Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza milletvekili seçildiği partiden seçimden sonra başka bir partiye geçenler hakkında neler düşünüyorsunuz diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyor. Ben düşüneceğim belli zaten. Oraya geç yaptı da faydası olmaz zaten kimseye. Olmaz mı? Yok. Neden geçmiştir peki abi? Hepsi çıkarın peşinde abi. Zaten gerisi hepsi belli. Süleyman Soylu hepsi kavga edenler. Şu anda hepsi AK Parti'de yani bunun. Başka bir izah var mı? Gerek yok. Peki vatandaşın yüzüne nasıl bakar? Bakabilir mi? Bunlarda utanma yok. Her şekilde bakarlar onlar. 200 dedi. Aynen. Her tarafa kendine çevirirler. Buna da yüz yok yani. Anladın mı? Vallahi. Şerefsizim dediler, namussuzum dediler, her şey dediler. Bahçeli görmedin mi? Hesap sormasak şerefsiz, namussuz dediler. Aynı gittiler yani başka bir izahı var mı? Evet. Yani millet de utanmıyor. Yani vatandaşın gönlüne baka baka yine aynı şekilde. Eyvallah. Demirel'in bir lafı vardı. Bu adamlar size küfür ediyor, niye partinizi aldınız diyor. Orada kemize havluyordu, biz kapımızı aldık şimdi karşıya havlasın. Bu da aynı dönem ya, başka bir şey yok. Eyvallah. Teşekkür ederim. Dönekli. Hani bir yol bulur, yolunda yürürsün. Kalkıp da hani bir sağa atıp bir sola atmanın bir anlamı yok. Doğu Perinçek mesela. Bir gün orada, bir gün burada, bir gün orada, bir gün burada. Ya onu boş ver. O zaten 0.1'ler alıyor, o önemli değil. Mesela siz hangi partiye oy verdiniz? Ben Türkiye Komünist Partisi'ne oy verdim. Komünist Partisi'nden seçildi, milletvekili AK Parti'ye geçti. Ne düşünürsünüz? Bir de siz oy de verme... mücadele ettiniz, uğraştınız. Ya o kadar emek, o kadar hani her şey boş ekmiş olur yani. Ben o adama bir daha güvenme. Evet. Hani döndüğün bir yola gidersin, yarı yolda adamını bıraktığın zaman hani dönek derler. Evet. Ben Perinçek'i mesela en büyük örnek. Kıvrak. Ne bekliyorsun sen bu adamdan? Yok sen ne bekleyeceğiz? He. Aynısını bizim partideki adam, oy verdiğim insan da yapsa, Sevinç Hanım da yapsa, ona da oy vermem bir daha. Bir daha vermem. He tabii canım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu bir aldatma. Vatandaş aldatmak mı? Tabii ki canım. Yani vatandaş o partiye oy veriyor. Sen ondan sonra başka partiye geçiyorsun. Neden geçer bir insan? Menfaat. Çıkar mı var ya? Tabii. Menfaat ve çıkar. Yani başka vatandaşın ne olabilir? Vatandaşın yüzüne nasıl bakar peki? Kayış olmuş. Alışmışlar. Çünkü bir çıkar ilişkisi var. Bir çıkar elde edecek. Şirketi mi battı acaba? Evet. Ne oldu da acaba oradan oraya geçti? Ne baskı gördü de oradan oraya geçti acaba? Öyle düşünüyorum yani. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Dönek deriz. Döneklik mi? Döneklik olur. Yani ona güvenler vermiş oyunu, onu getirmiş oraya. Ha. Belki de partisi ona sahip çıkmadı. Onun nedenini bilmek lazım. Neden geçer bir insan başka bir partiye? İşte dedim ya, ya partisi sahip çıkmayacak veyahut da sahip çıkacak ama bu sefer de kendi kafasına uygun bir şey olmayacak. Kendisine değer vermediler belki de. Evet. Çok olabilir. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim merhaba. En son hangi partiye oy verdiniz abi? HDP. HDP'den milletvekili seçildi, AK Parti'ye geçti milletvekiliniz. Ne düşünürsünüz onun hakkında? O geçen adam kimse yaramaz. Vallahi niye? Niye geçmiştir abi? Kendi ırkını, kendi milletini savunması lazım. Neden geçer peki? Milletvekili seçilip de başkasının oylarıyla başka bir partiye bir insan neden geçer? Çıkar için. Menfaat mı vardır? Tabii menfaatin içinde var. Başka yok. Evet. Siyaset demek çıkar demek. Eyvallah. Çok sağ olasın abi. Vallahi satılmış diyoruz biz. Başka bir şey demeyiz. Ne diyelim? Yani neden geçmiştir abi? Neden geçmiştir? Hangisi, kim kime geçmiştir? İşte mesela Antalya milletvekili, İYİ Parti milletvekili AK Parti'ye geçti. Tamam. Ne düşünürsünüz? Ya neden geçmiştir? Ya ilk önce ona oy veren herkese ihanet etmiş oluyor bu. Yani benim oyumla gidiyorsun başka bir partiye girebiliyorsun. Bu ihanet değil midir? İhanetti bence. Neden geçmiştir peki? Oğlum ne bileyim neden ki? Para mı almışlar acaba? Satılmış yani. Çıkar mıdır yani? Çıkardan başka bir şey olabilir mi? Evet. Peki oy verdi. Seçmenin yüzüne nasıl bakarlar? Bakamaz ki. Ya nasıl ben sana oy vereceğim? Sen gidip satılıp başka yere gidecek. Nasıl olacak bu? Evet. Yani bizim milletin iradesini alıp başka yere satıyorsun. Parayı mı artık nasıl oluyorsa? Ben de bilmiyorum. Yüzsüzlük mü? Ya yusuzluğum Daniskas'ı yani. Bundan bir yusuzluk mu oluyor başka? Çok teşekkürler. Bir şey derim. Kolay gelsin. O bir yani en hafif derecesiyle şerefsizliktir yani.
Şimdi o milletvekiline ziyade, o milletvekilinden ziyade seçmen kime veriyor? Partiye veriyor yani. Evet. O seçmene ve partiye ihanettir. Neden geçmiştir peki? Neden geçmiştir? Yani bağımsız olabilir. En şerefli davranış bağımsız olabilir. Ha, muhalefet edebilir ya da bilmem milli konularda destek verebilir ama yani başka bir partiye neden geçmiştir? Var mıdır bir çıkar, bir menfaat, bir beklenti? Vardır, mutlaka vardır. Yani oradan bir sinyal almıştır. Gelecek seçimlerde seni kesinlikle şey yapacağız. Kabineye de alırız, işte vekil de yaparız demiştir. Bilemem. Peki vatandaşın yüzüne nasıl bakar? Vatandaş iyi bakmaz. O vatandaşın yüzüne bakabilir mi? Nasıl bakacak ya? Yani ihanet eden, vatandaşa ihanet eden, ikiyüzlülük yapan birisi, yani şurada ben A Partisi'nden sevmedim. Peki sevmedin, niye seçildin? Zamanında sen onun milletvekilliğinden de istifa etsin. Tüzük programını okumadın mı? Evet. Yani seçim bildirgesini, beyannamesini okumadın mı? Okudun. Seçildin, 6 ay geçti diyelim, 1 sene geçti. Demek ki bir bildiği vardır diyorum ama çok da bana mantıklı gelmez. Ama herhalde onun bir bildiği vardır diye düşünürüm. Seçmene saygısızlık mı? İlla ki tabii ki de yani. Seni o adam oraya getirmiş. Tekrar niye kendi, madem öyle yapacaktın, neden ilk başta oradan koymadın derim. Neden geçmiştir peki? Bilemem. Çıkar menfaat var mı? İlla ki her şeyde olduğu gibi vardır diyeceğim. Abi siz ne düşünüyorsunuz? Ben AK Parti'ye oy verdim ama keşke ellerim kırılsaydı da vermeseydim. Neden abi? Yahu emekliyim, acım kardeşim ben, acım. Ne kiramı ödeyebiliyorum, ne çocuk, 3 tane çocuk okutuyorum, bakamıyorum. Ve yani rezilim ya, emekli yani şu aburlarda simit parasında bulamıyorum ben ya. Böyle pişman bir şey. Abi? Pişmanın da pişmanıyım. Kim gelirse değişir. Abi iyi birisi gelsin. İnşallah iyi olsun. İnşallah Allah iyi birisini gönderir başımıza da kurtuluruz biz de. Allah iyilik versin abi. Amin. Yani perişan durumdayız ya. Ya simit, bir simit parası bulup simit alamıyoruz. Emekliyiz arkadaş, bu kadar rezillik olmaz ki ya. AK Parti bolluk getirdik diyor. Ama bolluk getirdi. Aha, ağaç acına dolaşıyorum ben ya. Bir de kalp hastasıyım. 3 tane çocuğum okuyor. Aç dolaşıyorum abi bu şeyde. Kapalı. Sıkıntıda, kapalı yolda aç dolaşıyorum aşağı yukarı. Allah yardımcısı olsun. Var mı böyle bir şey? Cümlemizin Allah yardımcısı olsun. Ne mi düşünürüm? Artık bir daha öyle bir partiye oy vermem. Çünkü neden derseniz, ben o partiyi savunup o insana güvenip oyumu vermişsem, bizim hakkımızı suistimal edip de, bizim hakkımızı yiyerek de gidip partiye, başka bir partiye gitmemeli. Döneklik mi? Aynen, döneklik bu. Eğer dönüyordusa o bizim verdiğimiz partide değil de geçtiği partide aday olmalıydı. Demek ki neymiş? Diğer partide onu, yani o insan kukla. Kullanılmış oluyor yani. Neden geçmiştir abla? Bir çıkar bir neden? Çıkar, menfaat, para. Biliyorsun para her şeyin ilacı. Evet, yani bizim insanlarımız bir makarnaya kendini satıyor ya. Ben bunu anlamıyorum. Bir makarna insanlar kurtaracak mı? Kurtarmayacak. Ülkenin geldiği hale bak ya. İnsanlar artık ne şekilde davranacağını bilmiyor. Gidiyorsun bir yer, bir pazara gidiyorsun. Önce bir 50 lirayla pazarını dolduruyordun, geliyordun. Şimdi 100 liraya iki şey alıyorsun. Abla peki en son hangi partiye oy verdiniz? CHP'ye tabii ki de. CHP'ye oy verdiniz. Evet. Milletvekili geçti AK Parti'ye. Evet. Nasıl yüzünüze bakabilir? Bakamaz. Ya mümkün değil, bakamaz yani. Utancından bakmamalı bence. Ne dersiniz karşılaşsanız? Karşılaşırsak şunu derim. 200'lü derim. Bizim hakkımızı ihmal ettin sen. Ya öyle de. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne düşünüyorum? Yani vatandaş olarak başka bir partinin onu kabul etmemesi lazım. Bizim görüşümüz. Yani biz seçtiysek bizi temsil etmesi lazım orada. Siyasi ahlak diye bir kanun olması lazım mı? Tabii ki lazım. Yani etik değil. Evet. Hangi partiye oy verdiniz burada? Ben mi? Evet. Ben onu söylemeyeyim ya. Şimdi A Partisi'ne verdiniz, B Partisi'ne geçti. Kabul etmem, evet, diyorsunuz yani. Kabul etmem. Hangi parti olursa olsun. Emek hırsızlığı mı? Emek hırsızlığı tabii ki. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ne diyebiliriz ki, herhalde demokrasinin kuralları diye düşünüyordur. Hangi partiye oy verdiniz en son mesela siz? Ben mi? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdim. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili seçildikten sonra AK Parti'ye geçse ne dersiniz?
Yani sizin oylarınızla. Ne diyebilirim ki? Doğru bir hareket değil aslında. Doğru bir hareket değil. Bu aldığı oylara sahip çıkması gerekir. Ben bir art niyet arıyorum onun arkasında. Siyasi ahlak olmalı mı? Yani elbette onu demek istiyorum. Siyasi ahlak olmalı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Her şeyin hayırlısı derim yani. Vallahi. Evet. Hangi partiye oy verdin abi en son? Ya o da bize kalsın yani. Söyle bir şey diyeceğim. Ya o bize kalsın o da. Vallahi. İşimize kalsın yani. Eyvallah abi. Sağ olun. Bir de bu şimdi başımıza. Koronavirüs şeyi çıkardılar. Asıl koronavirüs nerede biliyor musun? Ankara'da. Mecliste mi? Evet, mecliste. Onlar hep bize bulaştırdı. Başka ne olacak yani? Eyvallah abi. Evet, sağ olun. Teşekkürler. Kendimi aptal yerine konulmuş diye başka bir partiye geçerli de kendi özgür iradesini satmış olarak. Peki milletin yüzüne nasıl bakacaklar ya da nasıl bakarlar? Zaten daha önce başka partinin liderini eleştirip de sonradan da yandaşlık yapıp sonra kendi safına geçen nasıl bir yüzsüzlük içerisinde onursuzca yaşıyorsa o da aynısını yapacaktır. Neden geçmiştir? Muhakkak. Çünkü bir herhangi bir maddiyatı bulamadı. Diğer bir partiye ve hükümete geçerek maddiyat elde etmek için. Oradan nemalanacak. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok. Evet. Yani biraz şey, o karşı tarafı menfaat olarak seçmiş diye düşünürüm partiyi. Çıkar için mi? Çıkar için. Yani büyük ihtimalle çıkar için seçmiştir. Çünkü ideolojisi olan bir insan kendi ideolojisinde hareket eder. Yani başka bir partiye sonradan geçmez büyük ihtimalle. Peki hangi yüzle bakar seçmenin yüzüne? Sonra sokağa çıkabilir mi? Bu imkansız zaten. Ya bir sonraki seçimde seçmenin arasına girmeyip göze almasın bence. Öyle bir ihtimal yok bana çok göre. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hı-hı.